Dün Sayın Vekilimizin yaptığı talihsiz açıklamayı cevap vermek zorunda kaldık. Esnafımız zor durumda. Malatya onlu mamulleri, tatlıcısı, hepsi bunlar bize bağlıdır. Hiçbiri şeker bulamıyorken o kalkıp da bir şirketin savunmasını yapacağına, tüm Malatya'nın savunmasını keşke yapsaydı, keşke anlatsaydı. Buna nasıl bir çare oluruz hesabı, kalkıp da bir şirketin hesabını yapmasaydı. Sayın Vekilim ondan sonra diyor ki, Odalar Birlik Başkanı kalkıp da oda başkanları da anlamadan alkış çalıyor. Biz anlamadan alkış çalmışsak 20 senedir size de alkış çaldık. Bunu da mı anlamadan mı çaldık acaba? Sayın Vekilimin bu talihsiz açıklamasını biliyorum. Esnafım şeker bulamıyor. Şeker fabrikasında alacağı olan esnaflarımız var. Bunlara şu anda şeker verilmiyor. Bir şekeri nerede bulalım? Sayın Vekilim, eğer bunları yapacağına esnafımıza keşke şekerim olsan, şekeri tedarik etsen, 5 kilo 5 kilo değil, imalatçılar bunlar. 100 kişi çalışmıyor burada. Binlerce kişi çalışıyor. 300'ün üzerinde tatlıcı esnafımız var. Her birinde 10 kişi, 5 kişi, 100 kişi çalıştıran esnafımız var. Bunlara nasıl çare oluruz? Bir şirkete nasıl çare oluruz savunmasını yapmayalım. Ben bu arada tüm vekillerimizi göreve davet ediyorum. Bu esnafımıza çare bulunsun, esnafımızın şekeri temin edilsin. Sayın Vekilimiz, Birlik Başkanı'na çalınan alkışları oda başkanları anlamadan alkışlıyor. Biz sizleri de çok alkışladık, 20 senedir alkışlıyoruz. Anlamadan o zaman hep alkışlamışız. Onu diyeceğine keşke gelip de buna nasıl bir çare olalım, bunu yapalım. Bir şirketin avukatlığını yapmayalım. Sen Malatya'nın vekilisin. Ben bunu tekrar kınıyorum.